29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulusal anında olacaklarını ifade eden İşçi Partisi atayı Sekreteri Emirhan Güçlü, gün Mustafa Kemal'de birleşme günü olduğunu dile getirdi ve herkese hangi koşulda olursa olsun Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya davet etti. Antakya'nın büyükşehir projesiyle bölünmesine hayır diyen, tam bağımsız, devrimci, halkçı, laik Türkiye diyen yurtseverlerin basın açıklama ve çelenk koyma merasimine katılmalarını bekliyoruz. İşçi Partisi atayı Sekreteri Emirhan Güçlü ulusal alanında yaptığı açıklamada hangi koşullarda Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımızı sorguladı ve ABD'nin dayattığı bölücü anayasa yaptırılıyor. Anayasamıza ikiz ihanet yasaları monte ediliyor. 25 Kalkınma Ajansı kuruluyor. Yerel yönetim özellikle Kuşatlı'nın bütün şehir projesiyle erken seçim yasallaştırılıyor. Tertiple Türkiye-Suriye Savaşı tezgahlanıyor. Tüm bu bölücülüğe karşı gelen aydınlar, ordumuzun kemalistleri, Ergenekon, Poyraz, casusluk, fuş tertipleriyle esir alınıyor dedi. AKP ve BDP'nin modeli geçirilmiş, 25 özerk bölge istiyor PKK, BDP. Bakın nasıl üst üste geliyor, çakışıyor. Amerika'nın talepleri. Yaşasın Cumhuriyet sloganının atıldığı basın açıklamasında 29 Ekim Pazartesi günü geniş katılımla yine ulus alanında buluşacaklarını belirten İşçi Partisi atayı Sekreteri Emirhan Güçlü, gün Milli Meclis Milli Program'da birleşme günüdür. Gün vatanın bütünlüğünü, milletimizin birliğini savunma günüdür. Gün karar verme günüdür. Kararını ver, bayrağını al. 29 Ekim Cumhuriyetimizin kararlılığını açıklayacağımız günü saat 15'te ulus alanına gel. Anıta çelengimizi koyalım, kararlılığımızı ilan edelim çağrısında bulundu. Çözüm! Sevgili yurttaşlar, gün Mustafa Kemal'de birleşme günüdür. Gün Milli Meclis, Milli Program'da birleşme günüdür. Gün vatanın bütünlüğünü, milletimizin birliğini savunma günüdür. Gün karar verme günüdür.